Merhaba arkadaşlar, Çiçek Hobi'nin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda parlak Mustafa çiçeğimin toprağını ve saksısını değiştiriyorum arkadaşlar. Bu parlak Mustafa çiçeğini çok uzun zamandır istiyordum. Şimdi almak nasip oldu. Daha önce hiç parlak Mustafa çiçeğim yoktu ama çok sevdiğim, çok hoşuma giden bir çiçektir. O yüzden yeni alma fırsatını bulabildim arkadaşlar. Bunu yeni aldığım için saksısı şu şekilde ve oldukça ağır. Muhtemelen bunun içinde taş vardır. O yüzden toprağını ve saksısını değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir saksıya koyacağım. Bu çiçekleri ne kadar büyük saksıya koyarsanız o kadar hızlı gelişir, o kadar hızlı büyür. Yani büyük saksılarını daha çok sever. Yer örtücü çiçekler diyebiliriz buna da. Saksım 3 numara ama öncelikle onun toprağını değiştirmek istiyorum. Saksısı çok bana ağır geldi. İçinde ne olduğunu da merak ediyorum aslında. Hemen şuraya kabımı koyuyorum ve gerçekten de çok ağır. En az 2-3 kilo var. Umarım zarar vermeden çıkartabileceğim. Bu nasıl bir toprak bilmiyorum. İçinde taş var diye düşünüyordum. Taş yok ama kum sanırım. Evet, kum içinde. Kum var arkadaşlar. Ben bu toprağından tamamen temizlemek istiyorum. Köklerine çok fazla zarar vermek istemiyorum ama toprağını görüyorsunuz. Bakın kum, bildiğimiz kum, küçük taneli kum. Zaten çok ağır olmasından belliydi böyle olması. Toprağını sevmemiş ki güzel görünmüyor şu anda. Umarım ben de yerini de sever, toprağını da sever arkadaşlar. Bu toprağı güzel olduğunu düşünmüyorum. Hatta kırılmış bu bende. Kırılmamış çünkü önceden kırılmış. Kırılmış olan yeri de bayağı bir kurumuş görüyorsunuz. Yani bu yeni kırılmış değil. Hatta kargodan bile kırılmamış. Belli ki çok önceden kırılmış bu. Şimdi burada birkaç kök var. Sadece bir tane kök değil, birkaç kök var. Burada o yüzden bunları tamamen köklerini ayırıyorum, toprağını temizliyorum ve yine aynı şekilde hepsini bir saksıya koymayı düşünüyorum. Bakın sadece bir kök değil, burada çok fazla kökler var. Onları hemen şuraya alıyorum, köklerini temizliyorum ve yine sanırım oldukça yaşlı bir çiçek. İçindeki kökler bayağı bir kurulmuş. Tamamen köklerden, eski toprağından arındırıyorum. Bakın bunlar budanmış belli ki. Küçük bir çiçek değil, dediğim gibi yaşı bayağı büyük. Bu da dut ağacı çıkmış içinde. Bu toprağı hiç güzel olmadığı için o yüzden çiçek gelişmemiş arkadaşlar. Ben de ilerleyen zamanlarda tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Hatta bu köklerini yıkamak bile istiyorum. Ama şu anda video içerisinde yıkayamıyorum. O yüzden tamamen temizledim şöyle. Yeni dikeceğim toprağım da çok güzel değil ama en azından bu topraktan daha güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şu ellerimi temizleyeyim geleyim. Ellerim çok kötü durumdalar şu anda. Evet arkadaşlar, benim toprağımsa yine perlit kırmızı toprak, yani bahçe toprağı ve kum karışımı bir topraktır. Bu çiçekler sadece bahçe toprağına da olabilir. Yani perlit ve çakıl taşları bulamıyorsanız direkt bahçe toprağına da koyabilirsiniz. Bahçe toprağı çok güzel ve çok ideal bir toprak olacaktır bu çiçeğimiz için arkadaşlar. Şimdi saksım 3 numaralı, yarısına kadar toprak koydum. Ben bunun üzerini biraz daha dolduracağım. Çiçeğimiz suyu seven bir çiçektir. Her zaman ben, yani ben kendim için öyle söylüyorum. Çünkü telgraf türleri gibi o da. Suyu seven bir çiçektir. Ve güneş, direkt güneşini sevmese de bol aydınlık bir ortamda kalması daha güzel olacaktır çiçeğimiz için arkadaşlar. Şöyle yine aynen hepsini bir saksının içerisine dikiyorum. Aslında bunu farklı saksılara da dağıtabilirim ama ben yine hepsini aynı saksının içerisine koyacağım. Bu kırılmış olan dalı da atmıyorum tabii ki de. Şurayı biraz daha keseceğim ve suyun içine koyacağım. Bunu da çoğaltmak için şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi boş olan yerlerin kenarlarını toprakla dolduracağım.
Şöyle hemen alıyorum. Ona bol bol su vereceğim ve toprağını her zaman nemli tutacağım. Dediğim gibi öyle olursa çiçek daha güzel olur. Mümkünse perde arkasında veya bol aydınlık bir ortama koyduğunuz zaman bunun rengi böyle yemyeşil, çok güzel parlak yaprakları olacaktır. Çok artsız bir çiçektir bu. Çok hızlı büyüyen bir çiçektir arkadaşlar. Şöyle hemen sirkelerim, kenarları tamamen dolsun. Bu şekilde böyle yeterli olacaktır. Ben şimdi buna bolca su vermek istiyorum. Bunun köklerini temizlediğim için direkt gün ışığına koymayacağım. Yaklaşık bir hafta kadar kapalı alanda, yani kapalı balkonuma koyuyorum. Daha sonra hani tuttuğundan emin olduktan sonra ufak ufak gün ışığına çıkarabiliriz. Eviniz güneş alan varsa güneş alan bir yerine koyun ama direkt gün ışığı almasın. Perde arkasında güneş alması daha güzel olacaktır. Veya bol aydınlık alan, yani ışığı bol olan bir ortama koyun arkadaşlar. Şöyle bu çiçeğimin dedikimini gerçekleştirdim arkadaşlar. Şu anda ortalık inanılmaz berbat bir haldedir. Çünkü sadece bir çiçek değil, birçok çiçek değiştirdim. Bunun öncesinde farklı çiçeklerin saksılarını değiştirmiştim. O yüzden şimdi hemen kısacası buraları toparlıyorum arkadaşlar. Çiçeğimiz bu şekilde. Ben bunu kızım diye sevmek istiyorum ama ismi Parlak Mustafa olunca hemen girip tez yapıyorum arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel bir çiçektir. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.